Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün videoya başlamadan önce klanımızla ilgili büyük bir haber vermek istiyorum sizlere. Efe Bulduğ'u çoğunuz tanıyorsunuzdur muhakkak. Tanımayanlarınız varsa da takip etmenizi ve paylaşımlarına göz atmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Efe Bulduk'la bir görüşme yaptık ve kendisi bizim klanımız Coexist'e katılma kararı aldı ve bizim destekçimiz olmaya karar verdi. Bu haber gerçekten klanımız için çok önemli bir haber ve bu sayede şu anda klanımızın üye sayısı 3000'in üzerine ulaştı. Ve bu sayede Türkiye'nin en büyük Star Atlas klanı olma yolunda çok çok büyük adımlar attık. Klanımızdan haberdar olmayan ve klanımıza katılmamış olan ve katılmayı düşünen arkadaşlar varsa açıklama kısmından klan Discord'umuza katılıp oradan başvuruda bulunabilirsiniz. Bu videoda oyunda bulunan meslekleri ele almaya çalışacağız. Hangi gemilerle hangi meslekleri yapılabilir veya ilerleyen zamanlarda gemi olmadan yapılabilecek diğer meslekler nelerdir? Bunların hepsini bir inceleyip böyle meslekler hakkında biraz tahmin odaklı bilgi edinmeye çalışacağız. Çünkü yani oyunda henüz başlamadığı için meslekler üzerine sadece theory craft yapabiliyoruz ve bundan ileriye gidemiyoruz maalesef. White Paper'da bulunan meslekler üzerinden değerlendirerek elimizde neler olduğunu ve neler yapılabileceğini az çok anlatmaya çalışacağım size. Öncelikle Pierce X4'ten başlayalım. Pierce X4 çoğunlukla devriye görevleri yapacak ve çok uzun mesafelere gidebilecek bir gemi değil. Zaten ismi uzay bisikleti olarak geçiyor. Kısa mesafelerde git gel yapabilecek bir durumda. Ufak bir kargo alanı var. Bu da yakın mesafelerde kendi başınıza gidip ufak keşifler yapıp ya da belli görevleri ya da belli NPC'lerle ufak savaşlarla bir şeyler toplayıp geri gelmenizi sağlayacak bir gemi. Bir kişilik bir gemi. Sıradan bir mürettebat yuvası yok bu gemide. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Bu gemileri aldığımız zaman bu bileşen yuvalarında bulunan ve modüllerde bulunan parçalar da gemilerle birlikte gelecek. Diğer gemimiz Opaljet. Bu gemimiz yarışlarda kullanılabilecek bir gemi. Hızlı bir gemi. Yine devriyelerde ve koruma ateşi açmak için ama çoğunlukla yarışlarda daha çok rol alacak bir gemi. Ve hızlı bir şekilde bir noktadan bir noktaya gidip gelmek için de kullanılabilecek bir gemi olarak sınıflandırabiliriz. Meslek alanında dediğim gibi yine devriyeler ve yarışçılık ya da spor mesleklerinde kullanılabilecek bir gemi. Şimdi diğer gemimiz Pierce X5 X-Small bir gemiye geçtik şu anda. Bu gemiyi savaşlarda kullanabileceğiz tabii ki de. Çünkü 4 farklı modu olan bir gemi. Savunma, saldırı, hız ve normal modu olmak üzere 4 farklı modu var. Belli bir kargo alanı var ve çoğunlukla savaşlarda ve yine devriyelerde ayrıca eskort görevlerinde de kullanılabilecek bir gemi. Yani bir noktadan bir noktaya güvenli bir şekilde götürmek istediğiniz bir kargonuz ya da farklı bir durumda farklı bir işiniz varsa yanınızda orta seviye bir güvenlik olarak X5'lerden oluşan bir eskortla birlikte giderek kendi güvenliğinizi sağlayabileceksiniz. Yani savaşlarda kullanabileceksiniz, eskort görevlerinde kullanılabilir. Ayrıca devriyelerde yine kullanılabilecek bir gemi. Ve yine tek başınıza böyle yakın çevrelerde çok uzak mesafelere gidebilecek gibi bir gemi yine değil. X4'ten tabii ki de daha fazla gidecektir çünkü daha büyük bir gemi. Ama yine de çok uzun mesafelerde yolculuk yapma konusunda kısıtlı olacağını düşünüyorum. Bu geminin ekstradan bir mürettebat yuvası daha var. 2 kişilik bir gemi. Son gemilere doğru daha ayrıntılı değineceğim ama ilerleyen zamanlarda örneğin siz yanınıza bir çalışan yardımcı pilot olarak normal bir insanı alabileceksiniz ya da bu pilot yerine crew member olarak böyle yapay zeka karakterler de koyabileceksiniz. Şimdi diğer gemimiz Opal Jet. Bu oyundaki en hızlı gemi olma özelliğini taşıyor ve bu sayede de yarışlarda vazgeçilmez bir gemi olacak. Yani özellikle yarışlarda kullanılacak. Onun haricinde belli mesafelere hızlıca gidip gelmek için böyle zamandan tasarruf etmek için yapılacak farklı görevlerde bir bilgi taşıma görevinde ya da bir belgeyi hızlı bir şekilde götürüp getirmek için kullanılabilecek bir gemi. 2 kişilik bir mürettebat yuvası var ve ekstradan bir yardımcı pilot kullanabileceksiniz bu gemide de. Modüllerle birlikte yakıt yuvası da geleceği için yine uzun mesafeleri de hızlı da olduğu için uzun mesafe yolculuklarına gidip gelebileceksiniz. Şimdi Wizz Opod bu geminin özelliği de veri sağlayıcı bir gemi, bilgi sağlayan bir gemi. Bu geminin kullanım alanı aslına bakarsanız çok olacak. Siz hangisini de kendiniz geliştirmek isterseniz ona odaklayarak o alanlara yönelebilirsiniz. Öncelikle şu alan içerisinde kalacağız. Bilgi sağlayan bir gemi. Radarları var, keşif yapabiliyor. İşte belli gezegenlerde hangi madenler var, neler yok, nedir ne değildir bunları anlayabiliyor. Ya da radarlarıyla etrafta bir düşman var mı, yok mu, yani bir saldırı hazırlığı var mı bunları keşfedebiliyor. Bunların üzerinden yola çıkarsak savaşlarda kullanılabilecek bir gemi. Keşif görevlerinde olmazsa olmaz bir gemi. Çünkü keşfe gittiğiniz zaman civarınızda neler olduğunu görebilmek adına bulduğunuz gezegenlerde veya asteroidlerde
oradaki madenlerde neler olup olmadığını anlayabilmeniz açısından Vizopod keşiflerde olmazsa olmaz bir gemi olacak. Saldırı altında kalmadan önce erken haber almanız için Vizopod kullanmanız lazım. Savunmada da sizin bulunduğunuz bölgeye gelecek olan bir saldırıyı önceden anlayabilmek için de bir Vizopod kesinlikle gerekiyor. Birçok görevde, özellikle aktif görevlerde Vizopod'un önemi çok fazla ve bu gemi bu sayede bu bahsettiğiniz alanlarda çok rahat kendisine iş bulabilecek bir gemi. Bu geminin toplamda 4 adet mürettebat üyesi var. Kaptan, pilot, pilot yardımcısı, mühendis ve kargo ustabaşı olarak 4 mürettebat barındırabiliyor. Bir diğer gemimiz de Fimbul Bios Packlight. Bu gemi özellikle nakliye işlerinde çok fazla kullanılacak. Yani asıl kullanım alanı bu geminin bu olacak. Bir madeniniz var ve madenden ürettiğiniz ürünleri farklı bir yere taşımanız gerekiyor. Ya da birine satacaksınız, oraya götürmeniz gerekiyor. O işlerde bunu kullanacaksınız çünkü çok büyük bir kargo alanı var. Ayrıca bu geminin diğer bir özelliği ise gemi üretimlerinde de kullanılabilecek bir gemi. Oyun içerisinde üretilecek olan gemileri üretebilmek için elinizde bir Fimbul Bios Packlight olması gerekiyor kesinlikle. Bu geminin de yine 4 kişilik mürettebat üyesi var. Ekstradan kargo yuvaları ve yakıt yuvaları var. Yani uzun mesafelere gidip çok ağır yükler taşıyabilecek bir gemi. Ayrıca sadece bunu şöyle düşünmemek lazım. Burası bir metaverse olduğu için ürünü aldınız, taşıdınız, bitti değil. Oyunda kaçakçılık mesleği de var. Yani bu gemiyle belki kaçakçılık da yapabileceksiniz. Bir yerden bir yere izinsiz ya da vergi kaçırarak oyunda, çünkü vergi sistemleri ya da geçiş ücretli olan bir sürü şeyler olacak ve izinsiz bir şekilde belki de bunları taşıyarak ekstra böyle gizli görevlerle kendinize gelir elde edebileceğiniz bir yöntemi de olacak. Ya da insan kaçakçılığı tarzında meslekler de olacak. Ürün taşırken kargonuzda belki bu meslek alanına kaçakçılık ya da insan kaçakçılığı modunda kendinize ekstra yeteneklerinizi geliştirip bir noktadan bir noktaya gitmesine izin verilmeyen insanları ya da geçişi onlar için zor olan insanları ya da para ödememek isteyen, daha az para ödemek isteyen insanları kaçakçılık yoluyla taşıyabileceksiniz. Bu tür meslekleri koymaları oyun içerisinde ekstra keyif ve ekstra böyle roleplay katabilecek çok güzel özellikler aslında ve ekstradan kazanç sağlanabilecek farklı meslekler olarak karşımıza çıkıyor burada. Şimdi Calico Compact Hero, bu geminin asıl olayı keşif. Keşif görevlerinde olmazsa olmazlardan bir tanesi bu gemi olacak. Çünkü uzun mesafelere yolculuk yapabilecek, bunu sağlayan şey de geminin içerisinde kendisinin yemek üretebileceği bir ekipmanı var. Yani bitki yetiştirilebilir ve orada yemeğini üretebilecek bir sistemi var. Ekstradan yakıt depoları olduğu için çok uzun mesafelere kendi başına gidip gelebilecek bir gemi. Ve belli bir seviyeye kadar silahlandırılmış, ani bir durumda ortadan kaçabilecek güçlendirici manevra kabiliyetlerine sahip ve o yüzden de özellikle keşif görevlerinde olmazsa olmaz gemilerden birisi olacak. Pierce F4, bu gemi savaşçı bir gemi. Üzerinde roketler, ağır silahlar, turretlerle ekstradan güçlendirilmiş bir savaş gemisi. Bu gemiyle eskort görevleri yapabilirsiniz. Önemli bir ürün taşınıyorsa ve onun korunması gerekiyorsa koruma görevleri üstlenebilirsiniz. Savaşlarda direkt aktif olarak bulunabilecek bir gemi. Savunmada da yine aynı şekilde, yani silah gücü olarak kullanılacak bir gemi. Bu tür gemilerle şöyle çok yönlü düşünebilirsiniz. Mesleklere dağıtarak kendinizi. Keşif görevlerinde olası riskler çok fazla olduğu için keşifte kendinize bir silah gücüne ihtiyacınız var ve böyle bir geminin yanınızda olduğu zaman keşiflerde olası bir saldırı durumunda güvende olacağınız için keşiflerde böyle bir gemi gerekli. Savaşlarda zaten silah gücüne ihtiyacınız olacağı için kesinlikle gerekli. Savunmada da yine aynı şekilde silah ihtiyacınız olacağı için yine kullanılabilecek ve gerekli olan bir gemi. Yani bu şekilde kullanım alanlarını kafanızda belli bir şekilde düşünürseniz aslında ufak ufak böyle sizler de ulaşabilirsiniz hangi mesleklerde kullanabileceğiniz konusunda. Mürettebat üyesinde ekstradan 5 mürettebat alanı var bu geminin. Diğerlerinden farklı olarak bir tarıt nişancısı daha var. Buraya yine ekstradan bir iş imkanı ve mürettebat ekleyebileceksiniz ya da ilerleyen zamanlarda bu konuda başarılı olan farklı birilerini işe alabileceksiniz. Şimdi Viz's Envy, bu gemi direkt Bounty Hunter, ödül avcısı olarak geçen bir gemi. Bu gemiyle özellikle böyle gizli görevler yaparken, suikast görevleri yaparken kullanacaksınız. Bu gemi tek kişilik bir gemi. Herhangi bir mürettebat yok. Tüm işlemi, her şeyi siz yapacaksınız. Tek başınıza bu gemiyi siz kullanacaksınız. Görünmezlik özelliği ya da şekil değiştirme gibi yetenekleri olduğu için suikastlar düzenleyebilirsiniz. Ve yine keşiflerde de ortalığı kolaçan etmek için önden gidip bir neler var neler yok bilgi almak
saklama açısından da kullanılabilecek bir gemi. Çünkü gizlilik bu geminin özelliği. Fark edilmeden birçok alana girip çıkabilecek ve o alan içerisinde bir kişiyi ya da bir gemiyi belki direkt ortadan kaldırıp onu yok edip tekrar o alandan gizlice çıkabilecek güçlere sahip bir gemi. Alanında bir tane olduğu için çok rağbet görecek bir gemi ayrıca, bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi Fimbul Echoes Grenadier. Bu gemi bombardıman bir gemi ve savaşlarda olmazsa olmazlardan bir gemi. Özellikle bir alanı işgal etmeye yönelik bir savaş içerisindeyseniz, yani bir gezegeni ele geçirmek istiyorsanız o alanı direkt bombalayarak oradaki kurulu olan işte Space Station'dır, dirillerdir ya da işte farklı binalardır, bunları yok etmek adına kullanılacak bir gemi. Ve aynı zamanda bu bombardıman özelliğinin dışında tarımsal alanlarda da ekstradan kullanılabilecek, yani bu iki iş imkanı veriyor. Yani savaşlarda özellikle kullanılacak. Bunun haricinde ekstradan tarıkları, füzeleri de ekstra olduğu için bombardıman haricinde de yine savaşlarda aktif olarak kullanabileceğiniz bir gemi. Pierce R8. Bu gemi tamir ve yakıt ikmalinde kullanılacak bir gemi ve işi bu direkt, yani bu ve alanında tek bir gemi. Yakıt ikmali yapan ve tamir işleri yapan tek gemi. Bu sayede zaten işiniz bu gemiyle yolda kalmış gemilere yakıt ikmali yapmak, hasar almış ve hareket edemeyen belli noktalarda sıkışıp kalmış gemilere gidip yardım edip tamir etme görevlerini üstlenecek bir gemi. Oldukça büyük de bir gemi ve 6 adet mürettebat üyesi alanı var. Tamir mühendisi, kargo stavaşı ve mühendis yardımcı pilot, pilot ve kaptan görevleri de mürettebat mevcut olacak üzerinde. Rainbow Om. Bu gemi çok enteresan bir gemi. Bunu da şöyle açıklayayım. Yine nakliye gemisi olarak geçiyor fakat daha çok böyle otel gibi, böyle lüks bir otel gibi bir izlenimi olan bir gemi ve içinde ekstradan yemekhane ve sanat galerisi bulunduran bir gemi. Bu gemi büyük bir ihtimalle insan taşıma görevi, yani otobüs gibi düşünebilirsiniz. Bir noktadan bir noktaya insanları götürmek için kullanılacak bir gemi olabilir. Herkes oyunda gemilere sahip olmayacağı için ilerleyen zamanlarda ve uzun mesafeler yolculuk edebilecek gemilere sahip olmadıkları için bir noktadan bir noktaya gidebilmek için bu tür gemilerle yolculuk edebilecekler. Fimbul Packlight'tansa burada yani yük yerine insan taşımacılığı yapacaksınız ve aynı şekilde orada da bahsettiğim gibi bu kaçakçılık meslekleri bu gemilerde de kullanılabilecek bir özellik. Yani işleyişi nasıl olacak bilmiyorum ve merak da ediyorum açıkçası. Bu tür gemiler bu meslekleri kendileri ekstradan böyle gizli bir şekilde yürütmeye çalışacaklar. Ogrika Tripit. Bu gemi ağır bir savaşçı. Çok güçlü bir savaşçı bir gemi. Şu anda bildiğimiz en büyük savaşçı gemilerden birisi Ogrika. Bu gemi eskort görevlerinde, savaşlarda ve savunmalarda kullanılacak bir gemi. Bunun göz korkutucu bir özelliği de olacağını ben açıkçası düşünüyorum. Bir taşımaya ya da farklı bir şeye eskortluk ederken o ortamda bir ogrika varsa saldıracak olan insan ikinci kez düşünecektir. Tabii ki kendilerinde de bir ogrika varsa farklı durum ama eğer o seviyede bir güçleri, saldırı güçleri yoksa saldırmadan önce ikinci kez düşüneceklerdir. Ve savaşlarda da çok aşırı güçlü bir gemi olacağı için özellikle büyük savaşlarda ogrikalar çok büyük önem taşıyacak. Şimdi Calico Guardian. Kapital bir gemi. Bu gemilerin özellikleri saymakla bitmeyecek seviyede çünkü şu ana kadar çıkmış olan en büyük gemilerden birisi bu. Bu gemi çok rollü bir gemi. Ekstradan keşifler için tarayıcıları, radarları bulunan ve ağır silah güçleri içerisinde dronlarla keşifler yapabilecek, analiz çıkartabilecek bir gemi. Ayrıca içerisinde kendine ait bir tiyatro salonunun olması ve diğer gemilerin bu geminin içerisinde yer alabiliyor olması, Calico Compact Hero'nun da bu gemiye aynı şekilde birleşip onunla birlikte hareket ediyor olması gibi birçok özelliği var ve bir nevi uzaydaki gezegen olmadan ilerlediğiniz noktalarda bir nevi bir başkentiniz olacak gibi diyebiliriz. Tüm herkesin toplandığı, üzerinde barınabildiği bir alan olacak. Tüm orada çalışanlar, beraberinde olan tüm ekibe yemek sağlayabilecek, ihtiyaçları olan şeyleri karşılayabilecek bir gemi olduğu için böyle büyük seferlerde, büyük savaşlara giderken olmazsa olmaz gemilerden bir tanesi olacak. Yaklaşık 300 metre uzunluğunda bir gemi bu arada ve oldukça büyük bir gemi. Yani kısacası kolay kolay anlatmakla bitmeyecek bir gemi ve çok yönlü olması da ekstra özellikler katıyor bu gemiye. Şimdi son olarak da Pierce J9. Bu da bir kapital gemi. Fakat Calico Guardian'a göre bu gemi direkt savaş odaklı bir gemi. Üzerinde ekstradan böyle tarıtlarının bulunduğu, ekstra füze yuvalarının bulunduğu çok büyük, devasa 400 metre uzunluğunda
tamamen savaş odaklı bir gemi. Büyük savaşlarda C9'unuz varsa kolay kolay sırtınızın yere gelmeyeceğini düşünüyorum. Yani umarım bizim klanımızda da bir C9 alan arkadaşımız olur. Diğer gemilerin tamamı var ama bu gemi daha yeni satışa çıkacağı için alacak olan arkadaşlardan şimdilik haberimiz yok. Olursa klanımıza çok büyük bir güç daha katılmış olur. Umarım dediğim gibi bir arkadaşımızla C9'u görmeyi çok isterim. Şimdi diğer bir iş alanı olarak da madencilik kısmı var. Bu arada madencilik oyundaki en önemli mesleklerden birisi olacak. Neden? Çünkü zaten Star Atlas'ın ekonomisinde de bundan bahsediyor. En çok ödül havuzunun ayrıldığı bölge madencilik bölümü. Yani madencilikle uğraşanlar ödül havuzundan daha büyük paylar alacaklar. Bu zaten hani bilindik bir durum. Madenciliği yapabilmek için 4 adet ekipmana ihtiyacınız olacak. Birincisi Claim Stake almanız gerekecek. Bunun 5'e, 1'den 5'e kadar boyutları var. Bu boyutlar da şöyle bir anlamı taşıyor. 1'den 5'e doğru gittikçe daha geniş alanda ve daha derine kazma özellikleri sağlıyor. Claim Stake Tier 5 bir arsa alırsanız çok daha derine kazıp en değerli madenleri çıkartabilir ve daha geniş bir alanda çalışma alanı oluşturabilirsiniz. Bu da tabii sizi çıkarttığınız madenler konusunda hem kazanç konusunda hem de üretebileceğiniz teknolojiler konusunda bir adım öne taşıyacak bir durum. Arsayı aldıktan sonrasında kendinize bir adet enerji santrali almanız lazım. Çünkü maden matkabı yani drilleri ve uzay istasyonunu çalıştırabilmek için bir enerji santraline ihtiyacınız olacak. Bunun için bir enerji santrali, kazım işlemleri için driller yani maden matkabı ve çıkarttığınız ürünleri uzaya taşıyabilmek için bir adet de uzay istasyonuna ihtiyacınız olacak. Yani bu 4 ürünü aldıktan sonrasında madenciliğe başlayabileceksiniz. Bu arada bunun haricinde bunları satın almadan buralarda çalışarak da maden kazançları elde edebileceksiniz. Yani birisi bunları almıştır, o düzeni kurmuştur. Siz dersiniz ki ben burayı işleteceğim, yani burada kazım yapacağım, kendim bir şeyler çıkartacağım. Orada o kişiye belli bir oranda pay verip o payı da zaten arsa sahibi belirleyecektir. Siz o arsadan kazandığınız atlasların işte yüzdesi neyse artık arsa sahibinin belirlediği şekilde de maden işlerinde çalışabileceksiniz. Şimdi bunlar haricinde genel olarak biraz gemilerdeyken ufaktan bahsettiğimiz mürettebat görevleri kısmına bir ufaktan bir değinmek istiyorum. Bu görev de genelde gemisi olmayan arkadaşların çalışacağı bir durum. Orada ekstradan meslek imkanı edinecekler kendilerine. Bu meslekleri White Paper'da geçen meslekleri sayacağım sizlere. Bunlar pilot, mühendis, onarım, tamirat, veri sağlayıcısı, tarayıcı, bilim becerileri, nişancı, paralı asker, arama kurtarma görevlisi, güç yöneticisi, kapıcı. Kapıcı bu arada çok olayı çok net anlatan bir durum aslında. Hani bu oyuna girdiğinizde full versiyonu geldiği zaman White Paper'a böyle bir meslek koymaları her türlü şeye, her türlü mesleğe ihtiyaç olacağını anlatan bir durum. Özellikle bu yüzden altını çizmek istedim bunu. Sonra kargo formeni, hangar formeni, kurtarma operatörü, bilim subayı, askeri komutan, askeri general, er, çavuş, çaylak, kargo kaçakçılığı ve kaptan olmak üzere White Paper'da geçen mürettebat meslekleri olacak. Bu meslekleri de oyunda hangi aşamada geleceğinden tam emin değilim ama meslek ağacı olacak ve biz isteğimizi ona göre genişleteceğiz. Örneğin bir mühendis olmak istiyorsanız yeteneklerinizi mühendis alanında geliştirerek levellerde kazandığınız puanları mühendis alanında geliştirerek mühendislik özelliğinizde yeni özellikler açıp fırsatlar elde edeceksiniz. Böyle bir sistem olduğu için mesleklerde bir ya da iki meslek seçilmesi gerekecek. Çünkü daha fazla meslek seçtiğinizde o mesleklerde çok ileriye gidemeyecek ve giriş seviyesinde kalabileceksiniz. O yüzden oyunun başlarında meslekleri çok iyi değerlendirmemiz ve hangi mesleklerle neler yapılabildiğini çok iyi öğrenmemiz gerekecek. Bunun için zaten hep birlikte çalışacağız meslekler oyuna dahil olduğunda. Mesleklerde ufak deneyimler yapıp daha sonra gerçekten çalışmak istediğimiz mesleklere karar verip o alanda ilerlemeye başlayacağız. Ve ilerleyen zamanlarda eğer ki bu meslekten memnun değilsek mesleğimizi tabii ki de değiştirebileceğiz. Belki biraz bize zamana mal olacak ama meslekler her zaman değiştirilebilir olacak. Çünkü dediğim gibi kazandıklarınız puanlarınızı vererek ilerlediğiniz için ve bir gelişme süreciyle ilerlediği için bir meslekten sıkılıp farklı bir mesleğe geçtiğinizde ya da bir meslekte kazancınızın az olduğunu düşünüp farklı bir mesleğe geçmek istediğinizde bu meslek ağacındaki verdiğiniz puanları ona göre tekrardan şekillendirmeniz gerekecek. Ve ileriye dönük bir tekrardan oyunu değerlendirecek olursak bunlar sadece White Paper'da geçen örnek meslekler. Bunlardan farklı binlerce yeni yeni meslekler üretilecek. Bu da bir metaverse ortamında olduğumuz için gerçekleşmesi muhtemel olan bir olay. Çünkü gerçek hayatın bir simülasyonu olacağı için orada herhangi bir kısıtlama aslına bakarsanız olmayacak. Örneğin belki siz tasarımcısınız, bir tişört tasarlayacaksınız, bunu NFT olarak çıkartacaksınız. Oyun içerisinde bir mağaza açıp
bunu satmaya başlayacaksınız. Ya da müzisyensiniz, orada konserler vermeye başlayacaksınız ve verdiğiniz konserlerin biletlerini satarak kazançlar elde edebileceksiniz. Sizin hayal gücünüze kalmış bir durumda. Siz ne kadar yeni meslekler keşfederseniz oyunda ilk olarak bu mesleği yapacağınız için en çok kazananlar arasında olabileceksiniz. Dediğim gibi bir metaverse içerisinde olduğumuz için kısıtlı düşünmememiz gerekiyor. Hatta kendimiz aşabilecek seviyelerde planlar yapıp bu mesleklere şimdiden ona göre hazırlıklar yapmamız gerekiyor belki de. Evet, çok daha zamanımız var. Belki 4-5 yıl var bu oyunu full haliyle, tüm deneyimiyle yaşayabilmek için, ama şimdiden bu hazırlıklarımızı yaparsak bu gerçekleştiğinde ilk adımları atacak olan kişiler oluruz ve bu bize çok daha büyük faydalar sağlar diye düşünüyorum. Tüm meslekleri, yani olabilitesi olan tüm meslekleri sıraladık. Gemiler üzerinden hangi mesleklerde onları kullanabileceğinizi aslında elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Ve bunlarla kısıtlı olmayacağını da tekrardan altını çizmek isterim. Şu anda olası senaryolarda neyi nerede kullanabiliriz'i konuştuk daha çok. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.